gitar püyenin gördü. Yokuş bir arazi. İlk. Bullock 5'li 10 numara. TD65S 2010 model. İkinci vitesin 4'ü. Yokuşu yukarı toprağı nasıl çevirdiğini görürüz. Gazda şu an 17'de falan. 16'ya kadar düşürüyorum bakın. 16'da. Hatta şu an 15.5'da. Yok, kollar sonuna kadar inik. Gördüğünüz gibi yokuş biraz oldu. Şu an 15 gazda. Neden 15 gazda? Çok dik bir arazi gördüğünüz gibi. Evet. Geri hemen toparlıyor, görüyorsunuz. 14'e kadar düştü. Gördüğünüz gibi. Toprak yumuşak diyenlerimiz olabilir. Toprak ne kadar da yumuşak olsa 65 beygirin 5 tonlu pullu 2'nin 4'ü ile yokuşu yukarı çekeceğine ihtimal vermiyor. Ya turbo falan güçlendirilmiş olması lazım. Bizim traktörümüzde değişen hiçbir şey yok. Sadece pompadan ayar yapıldı. Orijinalinin hiçbir şeyinde bozukluk yok yani. Gördüğünüz gibi. Ne turbo, ne eksantrik. Yes, ciğer diyoruz yani. Şu an aşağı ineceğim. Traktör şimdi karıktan çıkabilir diye korkuyorum. Ondan yakın duruyorum biraz. Şöyle göstereyim. Bu TD-HPS'leri beğenmeyenler, konfor yok diyenler görsün. 2'nin 4'ü ile bu rampayı çıktım. Kulluk da ne toprağa çevirmemezlik yaptı ne bir şey yaptı. Yani seri bir şekilde toprağa çevirerek, aşırarak çıktım. Gördüğünüz gibi. Sahibin kurban olsun sana yavrum. Beğenmeyenler gelsin de görsün diyor. Şu an bir daha olacak olsam, bunun için benim bu traktörü almamamın tek sebebi kabinli çıkmaması orijinal. Tenteli çıkıyor. Orijinal kabinlisi çıksa şu an ne TD65D ne de başka bir marka. TD65S kabinli alırım. İnşallah fabrika çıkarır da alırız. Gördüğünüz gibi. Kulluk 5'li 10 numara. Traktörün aklına bile gelmiyor yani. Şimdi yokuşu bir daha döneceğiz. Yine aynı 2'nin 4'ü ile. Yani seri 1.5 ile diyelim. Seri 1'den hızlı, 2'den yavaş olan takviye 4 ile sürüm yapıyorum. Traktör güçlü olduğu zaman çok yakar diyenler. Şöyle düşünün. Traktör güçsüz olduğu zaman 18-20 gaz veriyorsunuz. Güçlü olduğu zaman 15-16-14 gaz veriyorsunuz. Hangisi daha fazla yakar? 14-15 gazla giden mi yoksa 18-20 gazla giden mi yakar?
kafanız biraz çalışıyorsa bunu zaten bir anlatmaya gerek yok da ben yine de söyleyeyim dedim. Şu an yine 4'te. 2'nin 4'ünde. Bunu 65S kullananlar zaten tadını bilir de. Şu sesi. DD65S'i herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Biz bu traktörün bir tek şeyinden memnun değildik, frenlerinden. Onunla fabrikanın yeni çıkarmış olduğu ağır hizmetli bir frenlerden yaptırdık, taktırdık. Şu an o da 10 numara oldu. Şu an yine aşağı ineceğim traktörü. 15 kasa sabitledim, bakalım bir sorun çıkaracak mı? Şöyle birazdan 14 doğru çıkaralım. Şu an evet iniyorum aşağı. Gördüğünüz gibi görüyorsunuz arkadaşlar, yokuş yukarı, ben çıkmıyorum üstüne. 2'nin 4'üyle şu an karıktan çıktı. Umarım gördünüz. Karıktan çıktığı için binmek zorunda kaldım. Traktör hızla. Aslında bu traktör yavaş gitse karıktan çıkmazdı.